Gel. Oğlum insanlara bir bayram kutla. Sen 2 gündür neredesin çocuk ya? İnsan bir bayram kutlar ya. Bir der ki hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun, iyi bayramlar. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere. Ver elini öpeyim, elin gitsin cebime tarzında. Merhabalar, Akan, sevgili... Merhabalar. Sevgili arkadaşlar, Kubilay Aka ilk defa konuğumuz. Allah'ım, su içmek istiyorum. Afiyet olsun. Bugünleri de gördüm. Kubilay sen oğlum ne kadar bayağı oldu ya, 2,5 ay, 70-80-90 gün. Vallahi tam olarak 2 gün 16 saat oldu Necip abi yayına katılmayalı. Evet. Ben de çok özledim. 2 gün 16 saat çok iyiymiş. Ya birisi şey yazmış, gördün mü onu? Öldüm gülmekten. Ne yazmış? Şey yazmış senin fotoğrafın altına. Tofaşk 101. Ya kötü ama yani iyi yani yine de. Bir şey diyeceğim. Bugün yayını her türlü izle, seni sık sık alacağım. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bak, beni dinle, bir şey diyeceğim. Git buradan ya. Sen kimsin? Sevgili seyirciler, değerli konuklar, karşınızda Türkiye güzeli. Ya Türkiye güzeli ne demek abicim ya? Kadın Türkiye güzeli. Ve yani ben onu işte Kubilay'ım, bir şey diyeceğim. Türkiye güzeli olmak nasıl bir şey? Bizi Hazal. Hazal. Evet. Bir dakika ne olacak? Beni burada var ya parça Hazal. Beni burada öldürdüler. Bayram ya duydum, olsun, baktım sonra. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramın kutlu olsun, bayramın mübarek olsun. Senin de bayramın kutlu olsun, evet. Bayramın mübarek olsun. bayramdan aileyle görüşüp öyle bir şansın oldu mu bilmiyorum ama sorayım. Yok, bayramlaştık ama böyle zoomlarla çılgınca 2-3 saat süren zoomlar. Bitmeyen teknoloji. Aile zoomları. Evet. Ya memleket olarak, dünya olarak teknolojiyi ihya ettik. Mark Zuckerberg 25.3 milyar dolar kazanmış şu pandemi döneminde, biliyor musun? Ona sizin elinize ne geçti? Yok. 2 haftadır bölüm parası yapmıyor. Ama halledeceğim. Söz halledeceğim. Ay, görüşüyorum. Tamam, süper. Tamam. Kubilay ne oldu? Kubilay nereye gitti? Ya Türkiye güzeli karşısında Kubilay'ı ben ne yapayım Kubilay ya? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapayım? İyiyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Hala aynı. Yemek. Spor yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Sıkılıyorum falan. Çok az kaldı. Biraz daha dayan. Evet az kaldı. Umutluyuz. Sen ne yapıyorsun? Ben abi valla evde hanımın çocuğu doğurmasını bekliyorum. Öyle ya evet, ne zaman? Ne kadar kaldı? Temmuz'un 20'si gibi herhalde elimize gelecek gibi görünüyor. Yani Temmuz sonu dizi başlarken ben baba olarak diziye geleceğim sanırım. Ya ay çok az kalmış. heyecanlı mısın? Ya acayip. Hapşırıp tuttu. Benim toza alerjim var. Burada çok yaşa. Sabah hiç temizlemedim de evi. Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Baba provaları yapıyorum. Baba nasıl olunur onu öğrenmeye çalışıyorum. Ya değişik duygulardım. Çok önemli babalardan direktifler almaya çalışıyorum. Ama onun dışında hiçbir yaramazlık yok. Kibar bahsettiğim hani çok ileride belki de. Evet. Yani. Yani ne bileyim, benim aklımda hep şey var. Her kadın anne olmak ister gibi geliyor bana da, o yüzden. Belki istemiyorsunuz. Evet ya, yani yaşanması lazım. Değişik bir şey. Hani değişik bir duygu. Herkesin yaşaması lazım. Tabii ki de isterim yani. Ya hadi hayırlısı. İnsanın erdiği, gönlünün istediği bir zamanda olsun ya. En güzel İnşallah, öyle oluyor. Evet. Ay ya canımızsın. Yayınımıza dahil olduğun için seni çok seviyoruz. Biliyorsun, seni normalde de çok seviyoruz. Ya ben de çok seviyorum. Öpüyorum çok. İyi ki biz de berabersin.
şeyi çok Aytaç'ı öpüyoruz. Göremedim. Aytaç galiba düşüyor biz giden biri girince değil mi? Tabii tabii. Aytaç zaten Allah Aytaç'ın belasını vermiş. Hiç gerek yok Aytaç'ın. Aytaç birazdan gelir. Selamını ileteceğim. Tamam. Çok selam söyle. Seni çok seviyoruz. İyi bayramlar öpüyorum. Diliyoruz. Ben de çok seviyorum. Etrafında kim varsa selamlar. Tuğçe seni de öpüyorum. Tamam hadi. Tuğçe burada doğru. Hadi görüşürüz kızım. Hadi öptüm. Bay bay. Hadi öptük. Hadi bay bay. Ya arkadaşlar yani Türkiye güzeli bir hanımefendiyle sohbet etmek ne kadar zorsa o zorluğu yaşadım. Gerçekten büyük bir zorluk. Ama elimden geldiğince de bu işi kotarmaya çalıştım, gayret ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü çok keyifli, eğlenceli geçmiştir umarım gününüz. Ben sizi bugün elimden geldiği kadar eğleneceğim. Biraz da üstümü falan çıkaracağım. O onda daha neler olacak? Korona nedir lan Aytaç? Allah Allah. Ya Aytaç o gün bana bir tanesi şey demiş ya. Abi Opel Corsa, Toyota Corona falan diye. Bir de DM'den yazmış bunu. Oğlum bir insan ol ya dedim. İnsan ol ya. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Bu insanlık ben çok önemli birini alacağım şimdi. Onu arıyorum. İsim vermek istemiyorum. Bak şimdi. Heh, tamam. Yarıda kaldı. Oğlum. Kız Türkiye güzeli. Oğlum kız Türkiye güzeli aynı zamanda Hazal yani canımız ciğerimiz. Şimdi bu gibi şey anlayabiliyorsun beni. Tansu abi seni arayacağım yeni uyan. Tansu mu burada? Evet Tansu abi de burada. Oğlum Tansu'nun şeyi ne? Abi 19 kim? 19 T geçmiyor içinde. Tansu yok. 1907 yani. Fenerbahçe. Sarı. Lacivert. Vay. 19-0. Ya Tansu. Allah ömrünü ömür versin. Damla. Damla mı orada? Damla. At beni al Damla'yı. At beni al Damla'yı. Oğlum Damla'yı görmüyorum ki ben alayım. Nasıl ya? Damla WhatsApp'ta. Ya Damla. Dur bir dakika. Yürü git. Tamam dur. Ya çok eğlenceli bir gece oluyor. Damla bir şey diyeceğim. Ya Damla. Damla kızım iki dakika bir şey soracağım ya ben o dünkü konuştuğumuz WhatsApp oyununa girdik mail gelmedi bize kızım sen kimsin beni çeviriyorsun usandı aktı ömrüm abo bu şakayı da yaptım ya Necip abi senin karın yok mu ya onunla ilgilensene ilgileniyorum lan Aras mı senin de mi adın Aras ya bu Araslar hep mi beni vurur arkadaş ya. Ya ocakta yemeğim var. Daha Mayıs'tayız. Ay! Tamam gençler arada olur oğlum. Yapayım lan arada şaka. Ne olur lan bir kere yaptık. Şişt, Damla bir şey diyeceğim. Dün verdiğin her şeyi yaptık. Mail gelmedi. İzleyemedik bugün. Mail gelmedi ya. Hazal ne ayıp artık ya. Falan. Oğlum siz kendi aranızda niye konuşuyorsunuz lan? Ha? Ya işte ya. İşte insan. Ben var ya hayatta geri çevrilmeyeceğim tek insan. Bak beni hayatta geri çevirmez. Çoluğunu, çocuğunu, yemeğini yapar. İşte insan ya. Kadın Hamlet. Böyle bir şey var. Ne yapıyorsun? Boncuktasın. Annem ayıp. Ay yapım ödeme yaptı. Dediler ki bayram boyunca dediler. Dakika aksatmıyorsun. Ödemenin farkındayım. Kendimi yırtıyorum burada neler yapıyorum ya. Oradan bana diyor ki ocakta yemeğim var. Ha. Ya sen deli misin ya? Arkadaşlar birbirini desteklemeli ya. Ya benim bugün aldığım parayı cidden bölüşmek için yayına gelen herkesle bölüşeceğime yemin ettim. Tanrı'nın huzurunda. Sen ne yapıyorsun annem? Ne yapayım be Necip? Bayağı sağlıklı başladık. Sağlıklı şeyler yiyelim. Kendimize iyi bakalım. Bugün içli köfteye döndüm artık. Yani sizi çok acayip doyuracağım sette öyle bir. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Tabii. Yani. İçli köfte mi yaptın? Tabii. Artık yani yemeklerin yani başka ne yapacağız? Önce okumadığımız şeyleri okuyalım, izlemediğimiz şeyleri. Ne zamandır yazmak istediğim şeyler var bana. Artık içli köfteye geldim.
Sana bir şey diyeceğim. Sete geldiğimiz gün herhalde insanlar çene prostatı olacak konuşmaktan herhalde. Anlatmaktan var ya. Aa ben çok merak ediyorum ama içli köfte şeyler bir kostümler birazcık bir tık değişecek galiba. Vallahi ben Aras'tan dolayı Aras benim komşu villamız var bizim iki arasında villası var. Kubilay'ın, Erkan'ın hep bunların villası var. Haberiniz olsun. Bize acayip spor yaptırıyor. Ben bayağı iyiyim ya. Ben hiç kilo almıyorum. Bayağı. Benim eşim de çok güzel yemekler yapıyor. Yani hani patlıcandan kabağına falan yani o tattayız. Ama her gün spor yapıyorum ya. Deli gibi her gün spor yapıyorum. Benim vallahi. İki hafta sürdü sporum. Sonra bıraktım diye. Ondan sonra. Öksürttü beni. Sonra hamur. Sonra gitsin pişiler. Tamam, ne güzel. Afiyet olsun. Tabii. Afiyet olsun. Bir de şimdi oğlanı da oyalamak için. Aa, eyvah. Kılıç yiyor mu o da maşallah. Aman, evet. Afiyet. Çocuk için. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gözümde bir şey yaptı. Oh süper. Biraz önce şey dedin Hazal'a. Önemli babalardan fikirler. Önemli babalar kim? Çok kötü. Ya işte bu mafya babaları yok mu? Ya yok ya. Ya belgesel izliyorum. Didem'in kitabı var. Onu okuyorum. Yani bebek geldiğinde nasıl da. Bu biraz herhalde hissiyatla ilgili bir şey. Ama yani tabii şimdi senin erkek çocuğun var ama sen bir hanımefendisin ve benim de hayatıma bir hanımefendi geliyor. Ya, şeyi öğrenmeye başladım ama o çok güzel bir şey. Üslup öğrenmeye başladım. Öyle aile içinde anlatılmayacak şeyler gitti artık. Öyle tavırlar, o edalar gitti artık. Yani bayağı bir törpüledim o yanımı. Bayağı bir gitti. O da çok heyecan verici bir şey. Yani. Bir çocuğunu beklerken bunu hissetmek ya... Ne bileyim ben hep hayal ettiğim bir şey oluyor ya. Yani bir çok hayatıma bir kadın geldi. Evet evet. Çok acayip olacak. Bugün Erkan'la konuştum. Oğlum dedim ne oldu Cansu dedim ne yaptı? Doğurdu mu? Haber vermişsin? Yok abi dedi. O kadar şişti ki karnı dedi maşallah. Abi dedi çocuk ilkokula başlayacak diye çok korkuyorum diyor. Onlar bayağı hazırlıkları tamamlamışlar. Bir aya herhalde doğum olacak. Tamam, sete başladığımızda artık iki Erkan'la ben evet babamız çocuklarla evet. Geleceğiz yani inşallah. Süper olacak. Ay ya süper olacak. Canımın içi seni tutmayayım seni seviyorum. Çok öpüyorum. Öpüyorum kocaman. Hadi görüşürüz kuzum. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Ay ya dünyalar tatlısı arkadaşım canımın içi bir tanem benim. İyi ki tanımışım iyi ki çalışıyorum ya. Sen gel bakayım buraya gel. Öyle kaçmak yok. Anneysen bize çocuk nasıl büyütülür öğreteceksin. Sedef Avcı öyle bir şey yok. Tamam bizim kızımız olacak ama sen de bir kadınsın. Sen de bir erkek. Kıvanç doğursaydı ya. Sedef Avcı çocuk nasıl büyütülür? İlk altını değiştirdiğin gün kustun mu? Allah'ını seversen söyle. Oğlum bunlar kurumamaya geç. Bir dakika dur. Bak şimdi kim geliyor bak. Ne yapıyorsun? Ne uğraşıyorsun Sedef'le ya? Hanımım çoluk çocuk doğuruyorlarmış. Ben de... Sağ ol bir tanem. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın canımın içi? İyiyim hayatım. İyi bayramlar. İyi bayramlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Bize bayramlar görelim hep beraber. Amin inşallah. Daha sağlıklı. Amin. Sarılabileceğimiz güzel bir günler görelim inşallah. Amin. Bu arada herkes bizimkiler ya diğer insanlar da sana öpücükler yolluyorlar, selamlar yolluyorlar. Haberin olsun. Belki ben de onlara öpücükler gönderiyorum. Herkese selam. Beren abla şimdi ben kız çocuk babası olacağım ama fark etmez yani neticede bir insan bir human geliyor. İlk altını değiştirdiğinde savaşın Allah aşkına ne hissettin? Ben kusacak mıyım? Hayır kusmazsın. Öyle güzel geliyor ki sana. Onun kokusunu bile duymuyorsun. Allah aşkına mı? Evet. Şey diyorlar kurumamaya geçir. Kurumama mıydı o? Ne mama? Normal mama. Mamaya geçir. Normal. Kurumama neyse. Kurumama neyse. Köpek mi lan bu? Köpek Allah, mi lan? Normal mamaya geçince çok kötü oluyormuş.
Biraz oluyor tabii. Oluyor ama anneye babaya koymuyor. Yani onu duymuyor bile anne baba. Anne duymuyor zaten de sen de duymazsın diye düşünüyorum. Ya inşallah inşallah. İyi, senden duyduğum bunu güzel oldu. Biraz bir kendime geldim. Ne kadar kaldı? Temmuz'un 20'si gibi Ferhan ablacığım herhalde. Sete çocukla geleceğim gibi görünüyor. Ay hadi hayırlısı inşallah. Allah inşallah, inşallah. Bakalım. Mıncıklayalım onu bir de olsun. Mıncıklayın. Getireceğim. Tamam. Seni seviyorum. Senin canını yerim. Kurban olsun. Ben de öyle canım benim. Öpüyorum kocaman seni. Ben de seni öpüyorum. Herkese bayramın selam. Bayramın kutlu olsun. Aleykümselam. Hadi bay bay aşkım benim. Bay bay bir tanem. Ya abicim, bize de böyle güzel insanlarla vakit geçirmek nasipmiş be. Ulan ne şanslıyız ya. Şaka maka bir yana da. Oğul kadın Türk sinemasının duayenlerinden bir Perihan Savaş ya. Şaka mı yapıyorsunuz oğlum? Herkes kendine gelsin la. Başka, evet. Evet. Kubilay, bebek konusunda sana bir şey iteleyeyim ya. Ne? Bebek arabası da aldık. Ulan her şeyi de aldık ya. Kubilay, Türkiye'li güzeliyle konuştum. Boncuk'la konuştum. Sedef Avcı'yı alacaktım, alamadım. Veya Türkiye'nin en önemli aktrislerinden biriyle konuştum. Perihan Savaş. Evet, seni dinliyorum. Perihan Savaş'ı iki kere söyledin. Türkiye güzeli dedin. Perihan Savaş bence Türkiye güzeli lan. İyi, evet, ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Tabii aslında sivil gibi oldu ya. Ne haber abi? Çocuk düşünüyor musun? Hayatında biri var mı? Yok. Hayatında biri var mı? Cevap ver. Magazin yok bizde oğlum. Gerçek sorular soruyorum. Gerçek cevaplar verin lan bana. Kubilay, yayın bittikten sonra geliyorum sana, şey yapma. Gel abi. Evde misin? Tabii ki de. Şey yapmayın ya, sokağa çıkma yasağı var. Ben senin elini öpmüş müydüm ya? Oğlum 50 lira verdim. Şerefsizler. Daha ne yaptınız o 50 lirayı? Oğlum bugün 50 lira dünyanın en önemli parası lan. Abi üstünde işte, paşamın resmi aldık. Var. Çekirdek evet. Aldık. Çekirdek mi aldınız? Dedik. Çekirdek kola. 50 liraya çekirdek... Ya siz nasıl insan... Abi 50 lirayı çekirdekle kolaya yatırdık. Oğlum döner söyleseydiniz bir, açık bir yerde yok ki, yazık ya. Aa yedik, şey yedik. Bir tantuni daha yedik biz. Çocuk düşünüyor musun? Yani ileride ya da ne bileyim, bilmiyorum. Ya benim için de baba olmak çok özel bir şey, bilmiyorum. Gelmeden çocuk da gelmemiş oluyor şu anda. Babalık nasıl bir şey madem öyle? Bahşiş veriyoruz. Bahşiş mi veriyoruz? Harçlık veriyoruz. Harçlık. Harçlık veriyoruz. Aileyi falan aradın mı sen peki? Görünmüş. Aradım. Peki senin... Ama tabii yani IBAN da yolladım ama bir geri dönüş alamadım ailemden. Bu hayvan gibi para kazanıyorsunuz siz dizi oyuncuları. O gün YouTube'da baktım. Aras 180 bin alıyormuş. Sen 200 bin alıyormuşsun. Erkan Koç'a göstendi. Yok, benim 200 bin değil, 25 bin yazmışlar. İyi bu şartlarda iyi. Oğlum 25 Kerem Çatay'ı arasanız da o YouTube videosunu Kerem abiye yollayın. Şey değil. Abi bu paralar nerede ya? Biz göremiyoruz. Zam istiyoruz diyelim. Ya kurum ama bahşiş Necip diyor Boncuk. Ya Boncuk özür dilerim ya. Harbiden evde köpek var ya. O yüzden mama kurum. Kuru mama dedin ya. Kuru mama dedim ya. Oğlum. Kuru mama dedin. Yaş mama diyecektim. Islak mama doğru mu? Neyse onun ismi. Daha Necip baba biraz aşağıya okuyorum. Kim olmuş? Biraz aşağıya okuyorum. Kimler yazmış sana, neler yazmış. Abi biraz önce Berkay dediler. Ben Berkay'ı göremiyorum ya. Ben gördüm az önce Berkay Ateş'i. Berkay. Kışın mı? Yapmayacağım bu espriyi. Gece geleceğim ha, akşam şey yapmayayım. Gel abi. Berkay yok vallahi. Aytaç da yok. Aytaç diyorum ki, dün Aytaç'a diyorum ki Aytaç gelsin. Deme abi diyor, 200 defa yazdım görmedim beni. Burada görünmüyor, vallahi görünmüyor. Aytaç yazsana şu anda. Kesin tuvalette. Aytaç yaz. Oğlum yok, yazmıyor bilerek ya. Aytaç
bana karşı olan duygularını yaz aşağıya. Ya bu insan değil Aytaç. Sigara içiyor. Kesin sigara içiyor. Yazık günah ya. Ayıp. Vallahi sigara içiyor. Bırakamadı abi. Bırakamadı. Vallahi bırak. Ya bak hepimiz bıraktık sigarayı. Mustafa abiyi görmüş Tuğçe. Nerede görmüş? Oğlum ben niye görmüyorum Mustafa? Bir dakika dur. Kubilay seni gönderiyorum. Geleceğim sonra sana. Gittim. Soruma hazırlıklı ol ha. Baba sorusuna. Onu yemem yani. Konuşacağız. Hazırım. Tamam hazır. Biliyorum hazırsın sen. Buradayım. Aferin. Orada dur. Nerede Mustafa? Hani Mustafa nerede? Allah aşkına Krantepe. Neredesin? Bir kere ben Krantepe diye yazar mısın? Soruyu arkadaşlar vallahi bak bilerek soruyorum. Beni mi trollüyorsunuz lan? Temmuz sonu gençler. Bir şey diyeceğim. Yazdı. Nerede yazdı? Hani? Aytacı demiyorum ya. Aytacı geç. Aytacı her türlü bulurum. Krantepe. Tahta kalelerinden başlatma ya. Krantepe Allah'ını seversen. Gel gel. Şişt, Krantepe yaz yaz. Yazdım lan ha. Vallahi yaz. Yok lan yok. Gel gel. Şişt, hadi tamam. Hop tamam. Krantepe yaz yaz. Yazdım lan. Vallahi ben Mustafa Krantepe diye. Bu sen değilsin de alacağım. Sen Mustafa Krantepe olamazsın. Ya Mustafa Krantepe! Senin saçını başını sakalını tıraşını yerim ben ya. Adam! İnsan! Abi çok özledim ya. Siktir. Bayramın kutlu olsun. Senin de. Bayram ne tıraşı yaptın? Mı? Bu nedir ya? Bayram tıraşı. Bir şey diyeceğim. Bir daha olma. Ay senin canını yerim ben. Çok güzel olmuşsun. Yemin ediyorum çok güzel olmuşsun. Yemin et. Bir an bir şey diyeceğim. Bir an dedim ki lan başkasını mı aldım acaba? Karşıma ne çıkacak acaba? Çok korktum yemin ediyorum var ya. Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya sen... Bir şey diyeceğim. Perşembe günü Sinan Hoca geliyor. Kubilay'la buluşacağız. Haberin olsun. Hepimiz korona olacağız. Mustafa Grandi. Abi ne yapıyorsun? İyi ne yapayım işte bayram. Bayram tıraşımı oldum. Evet. Gülay tıraş yaptı beni. Aa Gülay mı kesti? Gülay kesti. Yemin ediyorum tebrik ederim. Yemin ediyorum evet. Tebrik ederim. Vallahi çok iyi kesmiş. Evet. Vallahi çok iyi kesmiş. Makasla kesti bir de. Makasla düşün yani. Bak Berkay, Mustafa seni öpüyorum. İnsanların teninin tenine değmediği öpücükler gönderiyoruz buradan. Oyun nasıl gidiyor? Oyun çıktı mı? Oyun çıktı, oynuyorum. Nerede oynuyorsun? Salonda oynuyorum. Koridorda oynuyorum. Odada oynuyorum. Balkonda oynuyorum. Ya bir gün gelinir de ne kadar giriş kaç lira? Giriş kapı ziline basıyorsun işte. Ya inşallah Eylül'de beraber gezeceğiz Avrupa'yı. Bak ben sana diyorum. Çocuklarla görüştüm. İnşallah. Mustafa abi. Benim de oyunu var dedim. Görmüşler Instagram'da paylaştığınız zamandan. Benim de paylaştığımdan. Ayarlayacağım. Mustafa, Euro'lar bizde. Rahat ol. Abi bizde ay yapıp ödeme yapıyor bize. Benle Aytaç'a. Aytaç'a az yapıyor. Görüyorsun Aytaç yok zaten. Ama aldığım ödemeleri banka faiziyle biriktiriyorum. Oradan hepinize dağıtacağım. Lahmacun olur. Efendime söyleyeyim. Sette ne olur başka? Köfte, piyaz. Her türlü yani. Sen bunlar ödeme alıyorsun. Ya abi almaz mıyım? Ben Yamaç Bey çok uğraştı. Yamaç Bey o... Tuğçe her gün parasının hesabını soruyor buradan. Alttan yazıyor Tuğçe Akari. Tuğçe yankana akari. Yankana akari. Akari. Her gün bakıyor bize yayına giriyor muyuz diye. Yüklü bir meblağ alıyoruz. Ama yani
bakması lazım o zaman. E Mustafa abi, ben dedim ki insanlar dedim nasıl gelecekler, zorlamayalım hani bizim dizi ekibini. Dediler ki hepsine para yatacak, öyle gelecekler. Yatmadı mı sana? Vallahi bakmadım hesaba. Abi ona bir bak, kesin yatmıştır. Canını yerim senin. İyi ki gördüm seni. Çok mutlu oldum. Bir şey diyeceğim. Sinan Hoca Perşembe geliyor. Haberleşeceğiz. İnşallah denk geleceğiz. Haberin olsun. Tamam. Nerede? Vallahi bilmiyorum da Kubilay'da gibi görünüyor. Çünkü Kubilay'ın bir doktor abimiz var. O bize böyle bir test yapacak. Ateşimize bakacak. Seni seviyorum. Bayramın kutlu olsun. Seni. Hadi iyi yayınlar. Yayınlar. Selamlar, öpüyorum. Hadi bay bay. Selamlar, görüşürüz. Bay bay abim benim, bay bay. Ay ya, ay Mustafa Kral Tepe'yi görmek kadar keyif verici bir şey olamaz ya. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu arada Aras gelsin. Arkadaşlar, Aras'ın ödemesini Ayyap'ın toplu halde yaptığı için Aras şey demiş, artı bir ödeme isterim demiş. Aras'a bir ödeme yapamadığımız için. Arkadaşlar Neymar'la görüşüyor canlıdan sürekli. Neymar onun en yakın arkadaşı. Kafamızı şişirdi ya. Neymar filmi izlemiş. 7. Koğuştaki mucize. Hiçbir gün de geldi ki abi Neymar çubuğu izlemiş de ya. Bu nasıl? Aytaç gel buraya gel. Gel Aytaç. Ya arkadaş buradan niye kimseyi göremiyorum ya? Ay ya ulan ne güldüm. Karımı bile göremiyorum buradan. Kesin izlemiyordur. Ya karım da bıktı benden ya. Her gün görüyorum. Bir de orada mı göreceğim lan ben seni dedi. Kesin öyle dedi. Dur bak şimdi çok acayip birini alacağım. Allah'ımı seversen iki dakika. Abi Aras geyiğini en güzel yaptığım insanı alacağım şimdi. Lan o kadar uzağa gitmiş olamaz ya. Nerede olabilir ki? O kadar mı uzağa gitti be? Vay be arkadaş. İşte şimdi abicim Neymar'la canlı yayın yapıyormuş. Neymar'la işte Neymar şey sormuş buna. 9. koğuştaki mucize ne zaman olacak falan diye sormuş. Aa ne oldu lan? Beni mi lan geri çevirdin? Sen kimsin lan Berkay? Cihangir burada değil annem. Adana'da Instagram yok. Adana'da ay ya. Kendim gülüp kendim oynuyorum. Manyak mıyım neyim ya? İzliyorum diyor. Gel buraya gel. Ne izliyorsun lan? Aytaç. Konu başlıklarımız var ya. Tamam. Aytaç. Abi oğlum, bu Aras kim ya? Berkay olayım iki dakika. Abiciğim ya sürekli vay ben Neymar'la canlı yayındayım. Vay ben İspanyolca, Brezilyaca öğreniyorum. Brezilyacım. Abi herkesin bir şey var. Sen de ben işte yani anladın mı? Aras, Neymar, sen, Aytaç. Oğlum Neymar kim köpek ya? Neymar kim mi? Ne? Neymar abi, kim lan? Delikanlı Neymar. Abi kusura bakma da 100 milyarın üzerinde bir hasılat kazanıyor yani. 100 neyin üzerinde? 100 mililitre mi? Gibi. Başladığından beri diyorsun ki biz ödeme alıyoruz. Öyle bir şey de yok. Oğlum ben ağzıma... Oğlum ben kimseye ödeme alıyoruz falan demedim. Mustafa Kıraltepe ile muhabbet ettim sadece. Daha ne olsun? Ya at beni ya. Allah aşkına gider misin ya? Sen kimsin ya? Sevgili seyirciler, değerli konuklar, mavi gözlü dev mi demiştiniz? Size mavi gözlü devi sunuyorum. İşte mavi gözlü dev. Adam, insan. Ya bir şey diyeceğim, çok özledim seni be ya. Ben de çok özledim, ne yapıyorsun kardeşim? Abi ne yapalım böyle, ay yapım iyi bir ödeme yaptı. Bayram boyunca. Allah'ım yine mi ödeme ya? Herkese bunu söylüyorum. Bugün gördüm. Sinan Hocam aradı. Serdar'a doğum günü mesajı yolladım. Ben de yolladım. Aa, ya ya o adamla tanıştır beni bir ara ya. Müthiş bir çocuk. Serdar çok... Güler insan. Evet ya. Ya bir ara idmana midmana gidecektik ya. Bu sene hani gideriz dedik. Bu olaylar oldu ama inşallah şey olur da abi gideriz ya. İnşallah gideriz gideriz. Sen gideriz. Ne yapıyorsun? Bayramı kutlu. Ellerinden öpüyorum. Estağfurullah kardeşim. İyi bayramlar. İyi bayramlar olsun. Bir şey diyeceğim. Hoca geliyor Perşembe günü. Evet Sinan geliyormuş. Evi değiştirecek. Aynen aynen. Ya haberleşelim. Eğer böyle herkes normal bir durumda olursa görüşelim ya. Uzaktan uzağa en azından. Maskeleri katarız. Maske uzaktan uzağa güzel olur vallahi ya. Ya bakalım.
Herkes İstanbul'dan gitmeye çalışıyor. Kim neredeyse oradan sıkılıyor belli ki. Sinan da oradan buraya geri dönmeye çalışıyor şimdi. Urla'dan buraya geliyor mesela. Aa, eyvallah, doğru doğru. O izin alarak gelmiş. İzin aldı değil mi? İzin alıyor geliyor, evet. Peki şimdi iki gündür, üç gündür bize, sana daha önce sordum diye hatırlıyorum ya da sormamış olabilirim. Bir şey sordular, onu soracağım, seni çok yormayacağım. Yok. Diyorlar ki Rıza Kocaoğlu'nun diyorlar bugüne kadar oynadığı... Ay, ya iyi, oynadığı içerisinde. Dedin ya, ödüm koptu. Yok, yok. Yani çok Rıza... korkunç başladı cümle, kabul et. Yok yok abi. Rıza baştan Kocaoğlu... alsana cümleyi. Cümleyi baştan al, anlayacağım beni. Rıza Kocaoğlu'nun bugüne kadar... oynadı. Ben de olsam korkarım buraya kadar. Oynadığı, Ay Yap'ın bünyesinde oynadığı en sevdiği karakter hangisi? Yani bir tanesini tercih etse diyorlar. Bir sürü soru vardı. Bunu seçtim içinden. Bize onu söyler misin abi? Şimdi o gün ben salak gibi 8 dedim de o Temmuz'du bu arada. Yanlış söyledim onu. Estağfurullah. Temmuz yani var. Ali var. Tabii Temmuz benim için. Duruyor, yayından düşüyorum galiba. Evet, insanların dedin takıldı. Sinan Bey izliyorsanız aramayın lütfen. ama şey galiba Ali Çoy'u ayrı bir yere koyuyorum diyebilirim. Hepsinden daha farklı bir yere koyuyorum diyebilirim yani. Onun başka bir güzelliği var. Bu arada var? Baba beni takip etmiş. Ben de onu takip etmeye başladım. Haberin olsun. Oo, kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Bayramını kutluyorum. Ellerinden öpüyorum Rıza Kocaoğlu. Artık estağfurullah kardeşim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. De, çok özledim. Ben de kardeşim benim. Çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Yakışıklı görünüyorsun bu arada. Oy, yerim ben seni canım. Senin güzel gözlerinin görüşü o. Eyvallah. Ya. Görüşürüz abim. Dikkat et. Hadi bay bay. Ay ya. Oğlum. İnsandır, adamdır, abidir. Çok candır yani. Bir taneciktir. Ay ya. Ulan ne güldük arkadaş. Ne güzel insanlar. Hep meşhur. Dikkat ettiniz mi? Arkadaşlar bu arada biz Ay Yapım'dan para alıyorum falan mevzusunu yaptım ama işin geyiği bir yana hakikaten para alıyoruz. Bu oyuncu arkadaşlarımıza da aldığımız paradan küçük de bir meblağ olsa vermeyeceğiz. Çünkü para bizim. Yok yok, şaka bir yana, para alıyoruz. Yok ya, almıyoruz. Tamam, alıyoruz. Tamam, almıyoruz. Bırak, boş ver. Para yeter konu. Musunuz ya, ne bu para, Allah Allah ya, Napolyon musunuz kardeşim, para falan alıyoruz. Evet lan, bak öttü vallahi, para yattı herhalde, çok beğendiler. 20 bin lira ulaştık ya, orada para yattı herhalde ya, orada para. Aytaç, öyle götüm gülme, sen de alıyorsun parayı, insan gibi anlat, bırak o gülüyorum ayaklarını. Aytaç, evet Aytaç, evet abi, senin bugüne kadar Ne yeter? Şüphesi yeter diyor. Kubilay çok iyiymiş bu ya. Bırak, şüphesi yeter Necip abi. Aytaş, bugüne kadar oynayıp zevk aldığın şey nedir? Şey, pardon, özür dilerim, yanlış soru oldu. Öyle değil. Soru o değil. Soru. Böyle tutarsın. Hayır lan. Yok, soru o değil. Oynadığın zevk aldığın da değil. O da çok saçma. Neydi lan soru? Ha, oynadığın karakter. Abi. Oynadığın karakterler içerisinde en zevk aldığın. Oğlum, yanlışlıkla söyledim ya. Oynadığın Allah karakterler Allah. Karakterler arasında en zevk aldığım şey. Ne? Karakter. Evet, şey değil. Ne? Kılıç. Kılıç ne? Silsile filminde bir roldü. Değil mi? Dur bir dakika söyleme. Tardu Flordun. Hatta arkadaşımdır. Ay, ismini söyleyemezsem çok ayıp olur kızım. Ay. Nehir Erdoğan. Ay, özür dilerim Nehir'den, özür dilerim. Evet, biz Didem ablam da ben de biz çok sevdik o işi. Çok güzel bir iş. Aa, izledin değil mi sen? Doğru. Tabii ki yayında, yapımda emeği geçen herkesin eline, emeğine sağlık. Silsile gerçekten çok güzel bir iş. Ben çok sevdim. Benim ilk işimdi abi. İlk heyecanım. Vallahi. İlk heyecanım.
Berkay burada mı? Ya Aytaç, senin ilk heyecanlarından bana ne ya? Allah, ilk heyecan. Berkan, gel gel kardeşim benim. Gel söyle. 4 saniyen var Berkan. Yemin ediyorum 4 saniyen var. Bak, bunu yapmam. Bu kadar ünlü var Berkan. Berkan, bu kadar ünlü var. Bizi ne yapıyorsun? Bayramı kutlu olsun. İyi misin? Sizin de iyiyim Allah'a şükür. Siz Allah nasılsınız? İyilik versin. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Kapatma ya. Kapatacağım. Günden beri. Canını yerim senin. Arada böyle çılgınlıklar yapabilirim gençler. Haberiniz olsun. O yüzden ayık olun. Abi sen, Kubilay sen oğlum. Rıza abiyle buradan mı konuşuyorsun lan? Bir insan mesaj atmaz mı ya? Çok özledim diyor. Git özelden bir mesaj at ya. Arkadaşlar insanlar buradan abileriyle arkadaşlarıyla konuşuyorlar ya. Bayağı burayı tekkeye çevirdiler ya. Allah Allah. Şimdi biz tanışmadık. Burada tanışmak kısmet olsun. Dur bakalım eğer kabul ederse. Bir bayramını kutlayayım artık. Tansu nasılsın, iyi misin? Abi tam böyle troll bir şeyler yazmaya çalışıyordum. Allah aşkına. Yine de ama, denk geldi. Ama artık anlarım. O günkü muhabbetim için ya, ne olur kusura bakma, ben herkese abi yapıyorum. Abi saçmalama, olur mu öyle şey ya? Ne nasıl, kadar alıyorsun? İyi para veriyorlar Tansu. Abi öyleymiş. Muhabbet. Tuğçe bana da söyledi. Sen de bu akşam gir bir bağlan dedi. Bir ateşleyeceğiz dedi çünkü. Ateşle. Ya bak yarın saat yatmayabilir de çarşamba iş saati. Cuma yatacak kadar dedi çünkü. Cuma. Tamam güzel. Cuma dedi. Bizim ödemeler cuma dedi. İyice hadi, şu an şüpheden delirsin orada. Kubilay ya orada. Alıyorlar mı lan diye. Nasılsın, iyi misin? İyi bayramlar. İyi abi ya. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Eyvallah eyvallah. Ya biz mutsuz musun? Bir küçük mutsuzluğum hani keşke var. Kubilay'la başlasaydım, ne bileyim. Ya Kubilay'la başlasaydım iyi olurdu. Aşk 101 de var. O dengeyi düşünemedim. Çünkü Aytaç kendi evinde. Hatta abisi şimdi uyandırmaya... Bir de devam ediyorlarmış galiba. 102 diye sen yapacak 102, 102. 104 diye gidecek. Rakip 1, rakip 2, rakip 3 diye devam edecek. En son çok, alkole çok başarılı. Diye. Çok başarılı. Keşke orada o kadar çok yemeselermiş. Yani diziyi izlememiş olan arkadaşlara şimdiden lütfen gece yarısı izlemesinler diye öneriyorum. Aynen abi. Abi, abi böyle bir yeme şekli yok ya. Böyle bir yeme şekli yok. Arkadaş hakikaten bizim de canımız için lanet olsun. Bir de sokağa çıkma yasağı varken yiyorlar. Abi hep sokak yemeği bir de. Yani hani kokoreci, midyesi bitmedi arkadaş. Bitmedi ya. Zıkkımı kökünü yesinler. Vallahi ben öyle mesaj attım. Şu an söylemek istemiyorum ama bir şey yiyin kardeşim diye. Ya, ama geçen gün biz böyle küçük bir kafile hep yan yanayız. Belli ki bulaşmıyor. Onu anladık. 70 gündür beraberiz. Abi Kubilay kokoreç tantuni söyledi. Abi böyle güzel bir şey olamaz ya. Bayağı gecenin ikisini de getirdiler. Ve 16 tane söyledi. Kız bizi aradı şey diyor. İyi günler. İyi geceler pardon. İyi geceler buyurun. Az önce sipariş siz mi verdiniz? İnternetten verdik siparişi biz. Evet dedi Kubilay. Dedi ki 16 olduğuna emin misiniz? Eminiz dedik ya. Çift lavaş falan dedim. Yok, böyle tek lavaşı gönderdiler ama çok güzeldi. Burada yemek muhabbeti yapıyorum ama milletin ağrısı. Abi şöyle bir yutkundum. Yani tantuni falan. Ay abi istersen söyle, eğer açık yer varsa bilmiyorum ama. Yakandı bu, evet diyor bak. Ondan önce de ayıpım sağ olsun yazdı abi. Abi ben de çok memnun oldum. İnşallah kanlı canlı karşılaşmak dileğiyle. İnşallah abi. Sevgi ve saygılarla öpüyorum. Saygı benden abi, görüşürüz. Hadi görüşürüz, hadi bay bay. Ay ya, Tansu'yla da burada tanıştım. Yani Tansu'yla daha önce konuşmuştuk biz dün. Aytaç'la beraber geyik muhabbetimiz oluyor gece. Yayın bittikten sonra geyik muhabbeti yapıyoruz. Aytaç kendisi ısrar ediyor. Diyor ki abi ne olursun yalvarıyorum, bir canlı yayın açacağım, ne olur buluşalım. Ben Ay Yapım'ın kanalındayız, Çukur dizideyiz diye küfredemiyorum diyor. Canlı yayın açtı, orada küfür ediyor. İşte açık saçık giyiniyor. İstiyorsanız bu gece saat 11'de Aytaç'la yapacağımız canlı yayına gelebilirsiniz. Aytaç'ın vücudunu gör. Buraya gel. Ulan ne güldüm. Ay ya Allah güldürsün. Bir şey diyeceğim. Aytaç'ın vücudunu görmek istiyorsan bugün 11'de canlı yayınımız var. Senden yapacağım canlı yayını. Duyunuyor mu? Soyunuyor mu? Soyunuyor, küfrediyor. Neler yapıyor ya?
Hadi bakalım. Ay yapıma bir isyan etti dün. İşte vay bana az, Gökhan Orzuk, Gökhan abi burada mı bilmiyorum. Vay bana az yazılıyor. İşte İdris Koçovalı'dan daha önemli bir karakter oynuyorum. Vay efendim Aras Bulut İynemli neden kendisinden daha çok sahnede varmış? Dedim ki oğlum Aras dedim hani önemli bir karakteri oynuyor. Adam dedim bir film çekti 7 milyon izlendi. Abi dedi ben de dedi 80 milyonluk Türkiye'de gezip dolaşıyorum falan. Ne kafalar yaşıyor ne kafalar yaşıyor. Ya o nerede kaybetti biliyor musun? Aytaç. Buradan bütün set ekibini arabayla şeye Varto'ya götürerek kaybetti abi orada. Bütün set ekibini Varto'ya o götürdü değil mi? Arabayla abi evet. Kubilay diyor ki Kubilay 3 kez girdi çıktı 1200 at. Evet Kubilay sana da soracağım. Baba olmak istiyor musun? Baba olma hayallerin var mı? Var ben çok istiyorum. Gerçekten mi? Ben abi çocuk hastasıyım. Çocukları çok seviyorum. Ay ne güzel. Yani inşallah Allah kısmet ederse ileride var mı? Bir çocuk. Öyle bir aday var mı? Şu an hayatında biri var mı? Nasıl yapma ne olur? Birazdan sorarım. Hadi bakayım. Hadi ya. Hadi. Hadi görüşürüz. hadi. Rıza abi Cihangir Adana'ya gitti. Aileyle berabermiş. O dedi ki abi dedi uçaktayım dedi. Uçak almış çocuk sağ olsun. İyi de para kazanıyor demek. Ayıp'ın bize yatırdığı gibi yatırmıyor herhalde. Uçak aldım dedi. Uçaktayım dedi. Adana'dayım dedi. Dönünce dedi hemen dedi şey yapacağım dedi. Kubilay'dan baba olur. Net olmaz. Ya. Adana'daymış abi. Aile muhabbetinde o yüzden gelemiyorum. Evet Aytaç. İyi ki geldin Aytaç. Ya ben... İyi ki geldin Aytaç. Çok hızlısın ha bugün. Yakalayamıyorum ya, bir şey diyeceğim. Hızlandırıcı aldım. Fitil. Çok. Konuk çok fazla ya. Çok hızlısın. Yakalayamıyorum o kafayı. Bu konuklar bir şey demiyor. Bir Rıza Kılıcıoğlu'nu tanıyoruz. Ben de dedim ki oturduğun yer yazacaktım. Sonra anladım. Alamayacağım. Adana'ya gidiyorum. Hani Adana'da Instagram yok. Daha oraya yerleşmedi Instagram. Instagram oraya yerleşmedi ne demekse. Çıktığı yer orasıydı. Çıktığı yere dikkat etmemiştim. Kimi? Perihan abladan sonra beni almadın ama Perihan abla buradaysa ona özlediğimi söylemek istiyorum. Rıza abi zaten Perihan abla, Perihan abla burada biraz önce gülücük atmış, gülmüş bize. Öyle mi? Evet. Ya Rıza Kocaoğlu bize gülüyor oğlum. Bu çok önemli bir şey ya. Öyle ya. Kolay kolay Rıza Kocaoğlu kimseye gülmez. Rıza abi hep bana güler bu arada. Yani sette hep ona bulaşırım kesin böyle. Ya şey, o senin son böyle der. Ya Aytaç Allah aşkına bir git ya. Der. Tamam bir git diyormuş. Aytaç yeter beni artık güldürme ya. Çok güldük demiyor. Yok öyle değil. Yok. Suratı düşüyor. Peki abi. Rıza Kocaoğlu'yla böyle güzel bir anın var mı? Anlatır mısın? Allah aşkına. Var abi. Birlikte çöp karıştırıyorduk bir sahnede. Evet. Güzel bir anıydı. Kim karıştırabilir? Yani... Öyle bir sahne yazılması kim Rıza Kocaoğlu'yla birlikte? Peki Rıza Kocaoğlu'nu 8 kelimeyle anlatır mısın? Normalde 3 derler. Bak ben sana güzellik yaptım. Ya Rıza abi burada mı? Burada Rıza abi. Lan şerefsiz. Rıza abim burada olmasa başka bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi buradaysa şöyle söyleyeyim. Rıza burada, abi. Burada değil, burada değil. Burada değil, abi, burada değil. Bunlar burada gerçek değil. Ama gerçekten çok kalpten seven birisi. Kardeşlerini çok seviyor. Gençleri çok seviyor. Bunu anlayabiliyorum. Tamam, Aytaç'ı ayrı bir seviyor. Onu da anlıyorum. Kimi? Bir şey değil. Aytaç'ı. Ha. Ya gerçekten bir abi kendini güvende hissettiriyor. Bak ha. Çok önemli bir şey bir abi olarak. Burada mı? Şimdi ya yok oğlum burada değil. Lan vallahi burada değil. Ya. Böyle ya. Bir kardeş gibi sever insanı karşındakini güvende hissettirir. Efendime söyleyeyim diğer konulara girmeyeyim. Onlar ayrı konular. Ya Rıza Kocaoğlu deyince özel aklına konular. Ne geliyor? Rıza Kocaoğlu deyince aklıma abi geliyor ya. Vallahi direkt abi geliyor. Seviyorsun yani. Abi, Rıza abiyi ayrı seviyorum. Bak Sinan abiyi de ayrı severim böyle. Hani seversin ya. Onun şimdi Sinan abi dedin ya. Büyük yalakasın oğlum ya. Büyük yalakasın. Ya ne alakası var yalakalıkla ya?
Ne alakası var abi? At beni ya. Yalakaysam. Çok önemli festivallerde oynadığı filmle olsun, karakteri kişiliğiyle olsun, sakalıyla olsun, duruşuyla olsun, sesiyle, sanatıyla, söylediği müziklerle, çaldığı gitarlarla olsun, çok önemli bir duayeni davet ettim. Karşınızda Kadir Çermiç, sevgili seyirciler, değerli yorum yazarlar. Emre! Ne oldu lan? Bana bağlanma sorunu mu var Kadir Çermiç? Kadir Çermiç, bana bağlanır mısın? Dur bekle dur. Dur bir daha alacağım Kadir abi. Dur Allah aşkına dur. Beni bekle. Beni bekle Kadir abi. Kadir abi Allah aşkına dur. Bağlanma problemin var senin biliyorum. Koçovalılar hep geç geliyorlar arkadaş. Kadir abi sen de bir Koçovalısın, geç geliyorsun sürekli. Evet. Arkadaşlar Necdet abi burada değil. Ya Necdet abi gelmez ya. Necdet abi o şu anda Allah bilir nerede ne yapıyordur, hangi çocuğu okutuyordur, canımı yerim ben onu ya. Bir de o Berkay buradaysa gelmez. Ay ya. Kadir. Tamam geç gelir dedik Koçovalılar da bu kadar da geç gelmez diye düşünüyorum. Bu nedir çünkü ya? Zabi'ye anlattım. Bir 200 ateşlersin. Ya sen ne adisin? Rıza abi 200 lira borçluyum ya Aytaca. Seni ne övdü ya? Ne yalaka bir insan ya? Kadir abi bir daha bir şey yazar mısın? Alacağım seni çünkü yayına. Ya da buradan bakayım. Eğer buradaysan buradan. Ya buradan da göremiyorum ki Kadir abi. Niye göremiyorum onu da anlayabilmiş değilim. Cihangir mi burada? Yok on. Nerede Cihangir? Oğlum ben mi görmüyorum ya? Arkadaş o kadar Allah. Kadir abi bir şey yazar mısın bizi izliyorsan? Seyrediyorsan pardon. İzliyorsan denmez. Seyrediyorsan orası burası. Kadir abicim bir Cihangir. Çok güzel. Cihangir. Ha nerede abi? Cihangir burada değil la. Nerede ya? Ben görmüyorum. Cihangir yaz bir şey alayım. Cihangir burada değil arkadaşlar. Cihangir burada olsa ben almaz mıyım ya? Abi Allah'ını seversen Kadir abi bir şey yaz ya. Ne olursun bir şey yaz ya. Neyden geç geldin? Hayır, neyden geç geldin? Adana'ya nasıl gittin sen? Ya sana uçaklar bedava mı? Türk Hava Yolları senin için mi uçuyor kardeşim? Abi parayı yeni geçtiler. Sabahtan beri hem yayını izliyorum bir taraftan da internet şubesine bakıyorum. Daha yeni ödeme geldi. Ben de ondan yeni mi geldi ödeme? Aynen yeni geldi. Dur tamam. Cihangir'in ödemesi yapılmış. İşte, dayım bayramı kutlu olsun. Bayramı mübarek olsun. Adam iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi vallahi biz de ödeme yatsın diye 4 gün yayın yapmak zorundayız. Vallahi ben de o kadar yazıyorlar ediyorlar. Ben de durup yazamıyorum arkadaşlar. Param daha gelmedi kusura bakmayın. Ağırdan satmışsın kendini. Çok iyi yapmışsın. Vallahi abi, ben de saçlarım uzadı. Abo! Birazcık da onun tribüne girdim yani anladın ya mı? Ya yok saçları bir şey diyeceğim. Uzatabildiğin kadar uzat bırak. Rahat rahat ne güzel ya. Adana'da mısın? Nerede abi? İstanbul'dayız işte evdeyim. Ulan oğlum biz beni mi yedin sen ya? Allahsız. Ya oğlum ben de diyorum ki nasıl uçuyor? Abi izin mi bayramın birinci günüydü abi işte Ramazan boyunca. İşte öyle olunca birinci günde bizler. Eyvallah. Yani sen İstanbul'dasın. İstanbul'dayım aynen. Ha, eyvallah. İyi misin? Bir yaramazlık yok ya. İyiyim abi ne olsun işte evdeyim. Spor yapmaya çalışıyorum herkes gibi ben de bir taraftan. Oh, iyi yapıyorsun. İlk zamanlar iyi de yemek falan yiyorsun değil mi? Süper başlayacağız işte olabilir bu 2 aylık süreçte çok iyi duracağım falan filan derken bir anda böyle karpuz falan yerken buldum kendimi. Aman dikkat et. Ben her gün yapıyorum ya. Arası yüzünden ben her gün deli gibi spor yapıyorum valla. Ya işte iki ay var. İki ay var sete. İki ay boyunca kadar. Böyle. Aynen. Toparlayacağız. Bir de kardeş bizimki kadayıfa döndü ya yavaş yavaş.
40 yaşına girdik. Biraz böyle bir spor, biz sizin gibi siz genç adamsınız, hemen eritirsiniz de bizde büyük sıkıntı. Abi biz de yaşlandık ya, yemin ederim. Keşke ya, maşallahınız var. Allah'ım korusun ya. Allah'ım korusun. Sen iyisin abi, var mı sıkıntın? İyi. Analı babalı büyüsün Allah, Allah işte. Allah sizlerin başına inşallah, olmayanların başına. Senin canlı yerim. Seni seviyorum. Kendine öpüyorum abi seni. Kendine öpüyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Vallahi süpermiş ya. O gün beni yemiş. Bak ya. Ciğerini yedim. Ben Adana'da zannediyorum. Buradaymış ya. Ulan ne işler ya. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu insanlar bizi kırmadılar. Sağ olsunlar. Paraları ödendi. Ya arkadaşlar, bu arada geyik yaparken birileri inanabilir. Öyle bir şey yok ha. Yani kimseye para ödenmedi. Bir tek Aytaş'la ben para alıyoruz. Ay yapın bize yüklü bir meblağ ödedi. Otur orada. Dostoyevski'yi bırak. Bırak Dostoyevski'yi. Psikopat manyak ya. Bitirdi ya. Orhan Pamuk'u okudu. Ondan sonra Ahmet Altan'ı okudu. Erzen abi peri gazozunu bırak. Ya o peri gazozu uçamıyor o. Sen uçak. Alev atma. Alev atma buraya. Şuna bak ya. Çok affedersiniz. Vallahi su atarım üstüne. Yemin ediyorum var ya, olay çıkar ya. Benim ejderham var da. Kadir azabı mı? Ha Kadir abi. Yatmamış o yüzden. Ha Kadir abiye para mı yatmamış? İban'ına bak. Şey pardon. Garantiye bak. Gülen yüz var orada. Bak garantiye bak. Kadir abi Allah'ını seversen bir şey yaz şuraya ya. Ne olursun ya. Aytaç'ı almayayım ya. Hadi ya. Hadi ya. Büyük zahmetlerle şey yaptık ya. Allah aşkına ya. Ne olur. Ne olursun. Ya en geç gelen Koçovalı. Ne olursun. Sevgili arkadaşlar. Vallahi ben bugün herhalde. Yok şaka. Daha önce de çok güldüm de, ben çok gülmeyi seven bir insanım. Allah herkesi güldürsün. Allah herkese benim gibi dost versin. Ya gerçekten öyle. Ama yani baba, o da yazdım baba diyor. Sen Kadir Çermik değilsin. Bak Kadir abinin ben biliyorum fotoğrafını. Kadir şart. Ya işte abi Rıza abi şart süresini diye alacağım da demin aldım, yayın kopuyor. Niye olduysa bir yazsa almaya çalışacağım. Kadir abiye bakıyorum buradan, göremiyorum da. Yazmazsa alamayacağım ki. Kadir abi Allah aşkına ya. Ne doğru? Doğru olan ne? Hangisi yanlış? Amin. Dur kız. Gel kız, amin dedin sen madem. Gel. Dört saniye var. Urfa'ya selam olsun. 4 saniye var. Bağla, gelmiyor musun? Gönderdim o zaman. Yapabilecek hiçbir şey yok. Yapabilecek hiçbir şey yok. Gönderdim gitti. İyi dost oldu. Abi ne o doğru dedim. İyi. Abi vallahi iyiyimdir. Hiç her türlü yani. Evet Kubilay Aka. Seninle bitireceğim. Seninle başım. Dertte. Kubilay. Hello. Hello, how are you, Kane? Hello, Hakan. 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 Hakan, Hakan. Hakan, get on Hakan. Hakan, Hakan, Hakan. Hakan, Hakan. Ya o dayıya bence Oscar ödülü verilmeli ya. Bu kadar iyi oynanamaz bizde. Abi. O kadar doğal ki. Yani en sonunda o böyle bilmem ne dersin diyor ya böyle. Ya. Allah'ım. Oradaki çaresizliği beni bitiriyor odayı. Ya odayı var ya odayı. Süper değil mi ya odayı? Ne yapıyorsun? Kara üzüm abbesi açacağım. Le 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 canımlı mı? Evet aynen öyle bitir. İbrahim Tatlıses olsun bari. Yo yo kardeş türküler. Kardeş Türkler. Neyi istiyor? Ben dur okuyamadım. Rıza abiyi istiyorum. Ne diyormuş? Rıza abiyi mi istiyorum demiş. Rıza abiyi istiyorum demiş. Hadi birini bağla ya. Böyle. Oğlum. Birini daha, bağla hadi, buraya. Hadi git.
Sana ben geleceğim ben. Hadi git daha hadi. Yere git. Git sen. Gel Rıza abi istiyorum. Nerede Rıza abi yok ki? Rıza abi bağlayayım mı? Taksim. Herkese taksim. Kardeş adam. Ya Kadir abi almaya çalıştım. Kadir abi yok. Yayın da bitiyor. 2 dakikam kaldı. Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar. Bayramın son günden bir gün öncesi bugün. Yarın son gün. Bizim son yayınımız Çukur dizide. Yine her pazartesi günü dizi başlayana kadar dizinin yayın saatinde sizlerle beraber olacağız. 9'da 10 arası bu yayını yapacağız. Ama onun dışında çarşamba itibariyle yine Aytaç'la beraber bugün ve belki her güne devam nerede olduğunu soruşturacağız. Ercan Kesal bugün neden yok onu soruşturacağız. Kubilay Aka baba olmak istiyor. Peki kimle beraber bu babalığa erişecek onu konuşacağız. Ve ben sizler için çalıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bayramın 3. gününden gelsin. Göztepe'ye, Rıza Kocaoğlu'na, Sinan Hocama, Çukur ailesine, set ekibine, tüm Ay Yapım ailesine, sizlere, bizlere, bizleri izleyen, seyreden, yorum atan, izlemeyen, seyretmeyen, yorum atmayan, bu dünyada güzel yaşayan, güzel yaşamayan, yaşamaya çalışan herkese gelsin. Ayfa